Tabii bir dinledik, mest olduk. Bol bol şarkı dinleyeceğiz. Kimsenin suçu yok, Tanrı bile kabul. Unutuldum, unutuldum, kurutulmuş güller. Evet, Müzik Öner YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bir konuğum var ki sesi alıp götürüyor. Biz burada provalar yaptık tabii, bir dinledik, mest olduk. Bol bol şarkı dinleyeceğiz ve yeni yıldayız. Yeni yılın ilk günündeyiz. Mehmet, hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Çok iyiyim, sizi sormalı. Biz de iyiyiz, sağ ol. Ne yapıyorsun öncelikle, neler yapıyorsun? Son zamanlarda genelde sürekli sahnelerdeyim. Sahneleri koşturuyorum. Evet. Şarkı söylemeyi sevdiğim için. Mehmet Baştürk size muhteşem şarkılar söyleyecek. Ben de bir şarkıda belki eşlik ederim. Program bomba gibi devam edecek inşallah. Program bomba gibi başlıyor diyebilirim. Bir de şimdi senin şey olayın vardı. Şu telefonun arkasında biz Milli Piyango bileti gördük ama. Neydi onun hikayesi? Bunun olayı ne? Güzel sonu dört. Sana çıkarsa artık ortak mıyız? Düşündün. Canınız sağ olsun. Arkadaşlarla okey oynuyorduk. Evet. Arkadaşlar bakın şimdi dedim. Okey. Sarı 11 gelecek dedim. Zar attılar falan, taşlar toplandı. Taşlar toplandı, zar atıldı. Sonra şey oldu. Okey sarı 11 geldi. Tabii herkes şok. Ben de şok. Üstüne bir de çift okey bana gelirse. Ben de o günün gecesine bu piyango biletini alırım. Anladım. Bu çeyrek mi tam mı? Çeyrek. 20 trilyon sana çıksa ne yaparsın? Güzel soru. Bu çok güzel bir soru. Kesinlikle kendime yatırım yaparım. Yani ses rengimin herkes güzel olduğunu söylüyor. Bir şeylere de yapabileceğime herkes inanıyor. Ama bir şey eksik. Bence o bu. Kim ederse desin o bu. Kanka para gerekiyor değil mi müzik yapmak ya, için? Para tabii ki ya. Şimdi cebimde param varsa içtiğin çay bile seni mutlu ediyor. Aynen. Ama şu var. Para kazanıyorsun. Yani az çok yani sahnelerden kazanıyorsun. Evet. Onlara yatırım yapıyorsun aslında. Ya onlara yatırım değil diyor. İşte onları şimdilik gezmeye harcıyorum. Değil mi? Ya yok. Kılık kıyafet şu gezme çok falan. Çok gidiyor değil mi? Yani gidiyor. İster cidden gidiyor. Yani ekran önüysen bir masrafı oluyor değil ya, mi? Ya soruyorlar. Diyorlar ki sen aynı kıyafeti neden ikinci günde giyiyorsun ya da giymiyorsun? Şu bu falan. Ya kardeşim sana ne? Evet ya, sana ne? O kıyafeti beğeniyorum. Aynen. İkinci günde giyerim. Eğer temizse giyerim. Bu bilete çıktı mı çıkmadı mı diye soracaksınız. Öyle bir handikap oluştu otomatikman. Daha bakmadın herhalde. Bakmadım. Herhalde birkaç saat sonra bakacağız. Biz ona göre programa devam edip etmeyeceğimizi söyleyeceğiz. Ben de olduğum için otomatikman. Peki senin yüzün oluyor mu bu sektörde? Destekleyen de var, desteklemeyen de. Desteklemeyen. Sen kötü söylüyorsun aslında diyen de var. Aslında sen çok iyi de söylüyorsun diyen var. Yani desteklemeyen var derken seni esas destekleyenler iyi isimlerdi. Evet. Boş ver şimdi. Yani evet. Şimdi bir bakıyorsun birisi şarkı yapıyor, geliyor konu. Hiç öyle bir şey yok hani. Tamamen kendi çabaları yapıyor. O yüzden sen destekleniyorsun. O mazereti kabul etmiyorum. Senden kabul etmiyorum. Zaten bir de zengin olacağız. Sinirlendirme. Alırım. Tam ortak olurum. Aşk hayatı nasıl gidiyor? Çalkantılıymış duyduğuma göre. Öyle dedi menajerim. Öyle mi? Hiç şu an dinle. Ya aşk hayatı. Ne bileyim. Ben en son sokakta bıraktım onu. Hep öyle diyorsun değil mi? Kaçak. Hayır. İlk defa söyledim bunu. İlk defa. Vazgeçtim yana yana seni sevmiyor ödüyorum kahretsin yapamıyorum kaçtıkça sana geri dönüyorum. Bu kadar mı? Yani lezzet verdi. Gerisini arkadaşlar daha Instagram hesabından dinleyebilirsiniz. Daha çok seveceğiz ya. Aynen. Bir parçayla daha devam edelim. Madem yılbaşındayız, daha yeni yılın yeni saatlerindeyiz. Gümbür gümbür devam edelim parçalarla, şarkılarla. Hemen geliyor. Gülşen'den çok sevdiğim bir parça. Bu böyle burada dursun yayın boyunca. Evet. Hükmen
başladı. Bizde aşk yıktı kalın duvarları. Çok mahcup oldum gururuma, kendim çağırdım vedaları. Hükmen mağlup başladı, bizde aşk yıktı kalın duvarları. Çok mahcup oldum gururuma, kendim çağırdım vedaları. Kalbimi sende bıraktım, nefesinde içinde, hatta kırık dökük yarım kalmış sözler var dilimde. Olmayacak bir şeydi zaten, sen ayrı ben senden ayrı. Sesini, nefesine sağlık. Şimdi ekip bize söyledi. Mehmet buradasın. Şimdi ekip bana bir liste verdi. Bu listeyi sana söyleyeceğim. Ne ifade ediyor? Peynir. Rakı. Güzel. Müzik. Aşk. Aşk. Bağlılık. Şimdi aslında aşk dediğinde müzik demesi müzik gerekiyordu. Abi. Evet. Ama bağlılık oldu. Olsun. Kaldın. Sınıfta kaldın. Kaldım mı? Ha. Niye ya? Olsun, kısmet. Kısmeti diyormuş. Aşkın göbek adı bağlı. Bu benim. Bu da gözüm var. Her neyse, tamam. Devam ediyorum. Market. Çikolata ürünü. Çikolata ürünü. Sen. Markete gider misin hiç? Yani domates, biber sürekli alır mısın? Sürekli ya. Sürekli. Yalnız mı yaşıyorsun? Hayır. Burada ailenle mi yaşıyorsun? Arkadaşımla, anımla. Para. Para. Hiç önem vermiyoruz. Elinkire. Alın. Elinkire. Al, atalım, yırtıp atalım mı? O kadar da değil ya. Tamam, o zaman. Kaz. Ben değer vermem. Ben yırt desen yırtarım. Geçmezsin. erotik. Bunu nerede yazdınız bunları? Kabul etmiyorum. Nasıl kabul etmiyorum? Herkesin bir erotik yönü vardır herhalde. Ama ben böyle şeylere utanırım. Tamam, utan zaten. Utanmak da kimine göre erotik gelebilir yani. Hayal? Aslında benim bir hayalim yok, biliyor musunuz? Bu soru mesela beni bitiren sorudur. Şaka yapıyorsun. Evet. Ben gırgı geçirdim ama olmadı, hayır. Ciddi konuşuyor. Ben çok ciddiyim. Nasıl hayalin yok? Benim bir hayalim yok. Şimdi bir şey söyleyeceğim, aa o hayalim diyeceksin. Söyle. Tamam, müzikte ilerlemek, müzikte daha çok kalabalık kitleye seslenmek. Müzikte ilerlemek benim hayalim değil ki. O zaten olacak. Yani, tamam da çalışarak zaten bunu başarabilirsin. Bu hayal değil. Anlatmak istediğin bir şey var mı? Çünkü çok kısa cevaplar veriyorsun, beni yoruyorsun. Yok. Bak yok, anlatmak istediğim bir şey. Siz nasılsınız? İyisiniz. Biz de iyiyiz vallahi. Havalar işte soğudu biliyorsun. Havalar çok soğuk. Ya arkadaşlık gelsin. Teklifi geliyor sürekli. Başka teklifler geliyor. Başka teklifler de geliyor ama mesajlara cevap vermeden siliyorum. Ha, mesela gecelik teklifler geliyor mu bayanlar? Ya geliyor, ister istemez geliyor. Tüm fenomenleri olan şeyler bunlar zaten. Nasıl geliyor mesela? Ne yazıyorlar? Direkt fotoğraf atıyorlar. Nasıl fotoğraflar? Böyle şey değil mi? Kahvaltı ederken.
Tabii. Evet. Tabii yemek ya. Yerken. Tabii. Tamam. Ama tabii ki ister istemez görüyorsun ve siliyorsun. Mecbur sileceksin. İkinci sayfada beni iyi bir düşürdüler. Aa, ne oldu orada? Hangi konuda? Olay Demet mi? Akalın'la beraber bir back vokallik. Evet. Demet Akalın back vokallik teklifi yapmıştı bana. Evet. Back vokallik teklifini kabul etmediğimi söyledim ama onlar beni düşürdü. Ha. Ben o anki heyecanımla öyle bir şey söylemeyecektim ama onlar bunu söylememi istedi. Ben diğer gün ikinci sayfaya konuk oldum. Evet. Bana sürekli şu soruyu sordular. Yani kayıtları da var hala YouTube'da falan izleyebilirsiniz. Demet Akalın'ın back vokallik teklifini neden kabul etmedin? Etmedin. Neden etmedin? Çapraz ayağım. Sorulardan dolayı benim ayağımı kaydırdılar. Öyle bir şey oldu. Üzülme. Demet Akalın onları, yani Demet Akalın bu piyasayla bile her yok, şeyi bilir. Yok, içlendi. Baya baya Twitter'dan, Instagram'dan bana. Sağlık olsun. Gittin mi özür dilemeye? Ben gereken mesajı attım. Cevap vermeyince ben de bir şey diyemedim. Anladım. Yok, yine de bir şey diyeceğini düşünmüyorum. O ablandır senin. Yani bir şey zannetmiyorum. Kırgınlık olabilir ama zannetmiyorum. O hani söyler ama çünkü seni seviyordu. Senin paylaşımını o yaptı. Evet, yaptı. Ya birçok. Peki sen gerçekten etmedin mi? Öyle bir şey var mı? Şimdi oraya gelelim. Hayır, ben öyle bir şey yapmadım. Beni düşürdüler. Benim sana teklif geldi mi? Bana teklif geldi ama ben reddetmedim. Benim reddettiğimi düşündüler. Herkes öyle düşündü. Anladım. Gözlerin sözlerinden başka şeyler söylüyor. Git artık gideceksen, bu aşk burada biter. Sonu yoktu diyenler, şimdi haklı çıktılar. Bizi çekemeyenler, şimdi mutlu oldular. Sıkılırım, haykırmak istiyorum. Ne olursa olsun sevgilim kalacaksın. Elinde değil hala seviyorum. Elinde değil unutamıyorum. Elinde değil hala seviyorum. Elinde değil unutamıyorum. İçim haykırmak istiyorum. Ne olursa olsun sevgilim kalacaksın. Harika. Biraz önceki konu seni sıktı ve çok güzel içini bu şarkıyla dökmüş oldun. Teşekkür ederim. Yalan değil, iyi değilim delirir gibi fotoğraflara sarılıp ağladım doğru. Yalan değil, çalan kapıya, telefona sen sarıp koşa koşa gittim doğru. Yalan değil, yalan değil, yalan değil. Dön diye ölüyorum ama sevmesem daha iyi. Dön diye ölüyorum ama dönmesen daha iyi. Hala çok seviyorum, çok seviyorum ama sevmesen daha iyi. Vallahi çok güzel. Sende de ayrı bir şey oldu bu şarkı. Unutuldum, unutuldum, kurutulmuş güller gibi. Yosun tutmuş duvarlara, yazılmış güller gibi. Gece bitmez, gündüz bitmez, bu yalnızlık hiç bitmez. Ne kavgam bitti, ne sevda, ömür geçer, gönül geçmez. Her ayrılık bir vurgun deliğin yaşları. Selam söyleyin bütün aşklarıma. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Çiçeklerim dökülür her mevsim, sonra yeniden açar. Ümit
boynu bükülür sonra deniz bin defa taşar, bin defa taşar. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Evet, yavaş yavaş programın sonuna geldik ama yılın ilk saatleri, ilk dakikalarındayız. Neler söylemek istersin son olarak? Yeni yıl öncelikle barış getirsin. Barış'ın gelmesini çok istiyorum. Huzur getirsin, mutluluk getirsin, para getirsin. Biz birazdan... Birazdan bakalım mı şimdi? Yalan, yalan... Olmaz bu bize yapma. Arkadaşlar, sizin gözünüzün önünde bakıyoruz. Evet arkadaşlar, açıyorum Milli Piyango. Hazır mısın? Bu arada sen aldın, beni ortak ettin. Bak sonradan karışmam. Şahitlerimiz var. Evet, şu anda açtım.